5Türkiye.net'in hazırlayıp sunduğu RAW Değerlendirme Radyosu'na, podcast'ına hoş geldiniz. Bugün dün gece muhteşem bir etki yaratan RAW'ı değerlendireceğiz. Yanımda konuklarım Daner Önem, Buğra Gür ve Mehmet Dinler var. Hepinize hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Merhaba. Evet. Hemen açılış segmentiyle başlıyorum çünkü çok dolu dolu bir şovumuz var. Stephanie McMahon geliyor. RAW'ı Stephanie McMahon açıyor. Kurt Angle davet ediyor. İşte New Day buraya nasıl girdi falan diyor. Angle da böyle hani çocuksuz cevaplar veriyor böyle, ya ne yapalım işte, ya olan olmuş hadi falan. Sonra işte Stephanie McMahon şu soruyu soruyor. Senin 5. üyen Jason Jordan adamları ki Cena, nasıl oldu bu iş falan yapıyor. Sonra işte Angle yine böyle bir yamuk yamuk cevap verirken diyor ki işte Kurt Angle your derken Shield müziği giriyor ve Shield geliyor. Shield geldiği zaman Stephanie McMahon onlara da sataşmaya başlıyor ama Roman Reigns yüce köpeğimiz, Big Dog'umuz muhteşem şekilde ağzının payını veriyor. Kocan seni masaya oturtturduğundan beri yoktun, sana ne oluyor falan diyor. Segmentin sonunda da diyor ki ben diyor New Day'i istiyorum. Diyor, New Day'i de alacağım diyor ki aldı da maç resmi olarak duyuruldu. Sonra da işte kimse Angle'ı hatırlamıyor. Angle'ı en son kovuluyordu falan. O arada kaynıyor bir şekilde. Segment bitiyor. Evet, bu segmentle ilgili görüşlerinizi Mehmet Dinler'le başlayalım bakalım. Çok güzel segmentti. Özellikle Roman Reigns'in bu Ambrose ve şeyin Rollins'in arkasında merdivende belirdiği kısımdaki reaksiyon çok güzeldi. Seyirci Roman Reigns'i, daha doğrusu Shield'ı gerçekten özlemiş. TLC seyirciyi kesmemiş yani hani. Angle ne kadar gelse de o Shield özlemini gidermemiş, onu anladım. TLC'de Shield yoktu ki zaten. İşte hani yani. Güya hani Shield. Ya şimdi, hani Angle'lı Shield. Ne dedin sen şimdi ya? Neyse, bir soru soracağım. Bu Kurt Angle ringde ya da ayakta dururken, yürürken niye dizleri kırık kırık yürüyor ya da dosdoğru dikelemiyor birader? Hiç dikkatimi çekmedi sen. Koskoca güzel şovda dikkatini çeken bu muydu Sayın Gül? Ben baba, bir arayıp sorayım. Dizleri önde rahatsızlığı falan mı var? Bu adam ölecek mi? İhtiyarlar gibi duruyor ringde. Dizler kırık önde falan. Dik gür, duramıyor. Gür, şimdi sordum. Diyor ki o herife söyle, onun yaşı kadar güreşmişliğim var. Tabii ki bir taraflarım sakatlıktan dolayı yamuldu diyor. Al işte. Peki. Teşekkür ediyorum Angela burada. Evet. Canlı yayında şu an bir şeye tanıklık ediyorsunuz. Bir güreşçinin yayınımıza katılmasına. Bu arada bakın Rasim Ozan Kütahyalı bir ben iki yani, bakın canlı yayında kaynaklarım müthiş yani. Buyurun devam evet. Edebiliriz. Evet, Burak Gür Kurt Angle'ın sisteminden sonra bir şey diyecek cesareti bulabiliyor musun kendinde? Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum. Ayrıca Fatih'in sesi bir bende mi kesiliyor? Evet. Evet. Ha, evet. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Evet, Daner Önem, senin de görüşlerini alalım segmentle ilgili. Yani Step tam intikamı alıyordu. Yıllar önce bunu istemsizce öpmüştü Angle'ı, biliyorsunuz. Onun intikamını alacaktı, alamadı. Yani ben Roman Reigns'i çok beğendim bu şovu. Bence gecenin şovun yıldızı bence Roman Reigns'ti. Aldığı tepki muazzamdı. Yani son yıllarda günler, aylar yani iyice Roman Reigns hayranı olmaya başladım ben. Yani çok güzel bir segmentti gerçekten. Evet. Şimdi sıradaki segmente geçiyoruz. Kadınların eleme maçı. Burada Paige dönüyor iddiaları çok döndü ama belli ki yani galiba Triple H'in gelişini şey yapmak için, gölgelemek için böyle bir şey yaptılar diye düşünüyorum. Bilmiyorum çünkü Paige'ler araya girerkenki görselleri var. Her neyse. Beşinci üye maçı yapılıyor. Dana Brooke ve Bayley ve Mickey James arasında. Maçtaki önemli olan olarak dikkatimi çeken tek şey, Dana Brooke ringin kenarına düşüyor. Asuka da buna iyi misin bacım falan diye yaklaşırken Dana Brooke kalkıp buna bir yumruk atıyor. Sonra Asuka'nın içinden şey çıkıyor. O 500 küsür 600 gün böyle yenilmeyen canavar çıkıyor o tatlı kadının içinden. Bu bir tekme atıyor zaten. Dana Brooke zaten arenanın dışına uçuyor. Böyle garip bir şeyler oluyor. Dana Brooke bir inme iniyor. Bunun ardından Bayley de
tabii ringin içinde güreş devam ediyor ama o sırada hiçbir şey olmuyor. En sonunda da Bayley Mickie James'i belly to belly vurarak kazanıyor. Raw'ın 5. kadını da Bayley oluyor. Böylece kadınlar tamamlanmış oluyor. Bu segment hakkındaki görüşlerinizi ve iki takım arasındaki maçta kimi üstün gördüğünüzü öğrenmek istiyorum ve Dana önemli başlıyorum. Gel ben şimdi Dana Brooke hakkında şunu söyleyeceğim. Bu kadın zamanında Charlotte'la feyoda girecek falan deniliyordu değil mi? Ben yanlış hatırlıyorum galiba. Öyle bir laflar falan dönüyordu. Yani ben Paige'i beklediğimden pek bayağı hype kasmıştım ama beklediğimi alamadım maalesef. Yani ben Paige'i çok seviyorum, çok özledim gerçekten de. Magazinsel boyu çok olmasına rağmen ben ring içini izledim. Yani özledim onun. Yani Asuka'nın Dana'ya vurması herhalde bir feyodun başlangıcı olsa gerek. Yani ben maçı çok beğenmedim de yani Alicia Fox gerçekten çok öne çıkıyor 2-3 haftadır, onu söyleyelim istedim. Yani hakkını vermek lazım. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, Burak Gür. Ya şimdi kadınlar devriminin en büyük starları böylesine büyük bir Survivor maçında bulunmasa naçizane ayıp olurdu. Charlotte geldi, Sasha Banks geldi. Diğer tarafta Bayley olmasa eksiklik kalırdı. Çünkü Becky Lynch'te dörtlüğü tamamlayan isimler arasındaydı. Ben Bayley'nin olacağına ilk izlerken açıkçası emin değildim. Ama Mickie James geldi. Ring rakibiydi çünkü. Mickie James de olsa neden yok Bayley demezdim. Fakat WWE burada bize bir tercih sunduğunu gösterdi. Tercihleri tecrübeden ziyade tecrübe kazanacak isimler olan genç yıldızlardan yana. Bayley de güzel bir 5. maçta güzel parlayan isimler arasında olacaktır diye düşünüyorum. Her ne kadar aynı takımdan ayağı olsa da Raw takımı kazanamasa bile en sonla ya da sondan ikiye Bayley kalır kanaatindeyim. Evet, Mehmet dinler. Yani üstelik Asuka varken yapıyorum yani bu yorumu. İlginç. Mehmet dinler. Paige ile ilgili durumun şu olduğu söyleniyor. Hani plan geceye kadar oymuş. Hani Paige'in maça katılıp hani kazanmasıymış ama şey işte daha dün Alicia Fox'la fotoğrafını falan paylaştı şovdan önce. Şeyin buna çok bozulduğu. Klavyeyi döven kimse abi? Yani yönetimin de buna çok bozulup hani yani resmen spoiler veriyorsunuz, alın o zaman sürpriz yapalım dediği oldu. Yani bütün haber kaynakları Paige diye geçiyordu. Hani şey asıl sürpriz Paige'in olmaması oldu. Bayley'nin kazanması klasik ya, beni çok daha etkilemiyor. Bu sefer sona falan da kalmayacaktır. Eğer kalırsa da şöyle bir şey olur muhtemelen. Hani Charlotte bir tarafta Charlotte Becky, bir tarafta Sasha ve Bayley. Dört kadın şey olarak hani işte sona kalanlar olarak kalır. Hani sen Asuka'nın eleneceğini düşünüyorsun yani. Tuş olmayacağını, pes etmeyeceğini ama count out'la falan ya da diskalifiye ile eleneceğini düşünüyorum. Çünkü yani zaten şey Asuka'nın olması da en baştan tartışılıyordu. Hani şey yenilmez bir kadının orada olması biraz tartışılıyordu. İşte yani o tip yenilmez karakterler, uzun bir süredir tuş olmamış, gene tuş olması beklenmeyen karakterler hani bu tip seçeneklerle bir de çabucak elenebiliyorlar. Çok sürpriz şekilde elenebiliyorlar count out'la falan. Hani ben yine öyle bir şey bekliyorum. İki takımı kıyasladığımda da Raw takımı tabii ki böyle seviye olarak daha üstün görünüyor. Hele ki bir de bu akşam Charlotte kazanır da beşli maçtan çıkıp şampiyon vs. şampiyona geçerse hani SmackDown takımı iyice hani altta kalacak gibi görünüyor ama işte Asuka'nın dediğim gibi bu sinirini hani arada çok kaybedip kendini kaybedip hani count out'la elenme riski olsun. Nia Jax'in kesin böyle 2-3 kadından üst üste finisher yiyerek elenmesi, hani bu kesin bir şey olduğu için o olsun. Hani bunlar şey yani ben SmackDown takımını favori görüyorum açıkçası maçta. Survivor Series radyosunda da bunu detaylıca konuşuruz zaten. Ha bu arada maç da fena maç değildi. Yani Bayley uzun zaman sonra bu kadar tempolu güreşebilirken gördüm. Umarım devam eder. Yani bu ama şekilde hala yeterli değil bence ya. Umarım yani bu şekilde buklanmaya devam eder. Çünkü gerçekten şey yani
birebir maçları abi, korktu. Bu maç tabii, bir seviye tabii, daha tabii, yukarı tabii. NXT'deki Bayley ile ana roster'daki Bayley arasındaki farkları anlatıp burada üzülmeye hiç gerek yok. Artık ama, NXT'dekiyle bile kıyaslamıyorum. Yani şey, ya hayır, haliyle olsa bile yeter yani bana, çünkü çok kötü abi son birkaç aydır. NXT'deki yani, NXT'deki güreşen güreşçilerin bookları, tempoları, güreş stilleri, teknik hareketleri, ard arda gelen iki hareket arasındaki zaman farkları, ya NXT'de adamlar harikalar yaratırken yukarıya çıktıkları zaman elde var sıfır oluyor ya. Ya WWE'nin vermeye çalıştığı, yarattığı imaj, yukarıda herkesin adam olduğu, NXT'de çoğunun çocuk olduğu mudur? Yoksa bu takımlarında mı sıkıntı var? Bilmiyorum. Yani tartışılabilir bir mevzu, fakat yine de Bayley'i eski haliyle görmek temennimizde, konuyu kapatıyorum izninizle. Sıradaki segmentimiz Cruiserweight segmenti. Enzo Amore, Drew Gulak vs. Akira Tozawa ve Kalisto. Enzo tartışma konularını açan arkadaş Yelkin finisher'ı vurarak demiş. İşte o finisher'ı buraya kazanıyor. Enzo Amore ile Drew Gulak maçı kazanıyor. Yorum yapmak isteyen var mı bu segmentlerde? Ben yapayım. Yani bence hakkını vermiyoruz ama Enzo bence Cruiserweight'in şu an tek markası. Yani işleyen, çalışan tek markası. Çok ilgi çekiyor şu an benim özellikle. Ben maçı çok beğendim. Yani Enzo'yu benim 205 live'ı tekrar izleme sebebim. Ben ilk başlarda çok izliyordum. Ama şu an bırakmıştım. Tekrar devam ediyorum. O da Enzo sayesinde yani. Beni çekiyor yani kendini. Ben çok başarılı buluyorum şu anda. Bu arada Akira Tozawa'ya da gerekli hakkını hiçbir zaman teslim etmedik galiba. Abi çok muazzam güreşçi ya hani. Ya öyle ama yani şu an bir Enzo kadar satamıyor kanka bana mesela. Ya o, evet. Amenna'da yani doğru da. Ring içi performans olarak Tozawa'yı hani yeterince övmüyoruz gibi geliyor bana. Evet evet yani. Doğru. Mesela aynen arada, doğru söyledin. Bu arada şu maç da çok güzeldi. Maçla ilgili evet, çok evet, ufak ben bir çok detay beğendim. Var. Dördü de, dört güreşçi de bir şekilde birbirlerine vurdu yani. Hani Fatal 4-Way booklayacaklarmış da son dakika tekniğime çevirmişler gibi. Abi hepsi yanlışlıkla birbirine vurdu bir posta. Aynen. Close Line falan geldi galiba, öyle hatırlıyorum. Devam edelim. Evet. Sıradaki segment bir arka alan segmenti. Kurt Angle'la takımın 5 üyesi arkada. Kurt Angle, Jason Jordan'a Bray Wyatt maçını ayarlıyor. Finn Balor ve Samoa Joe'ya Gallows ve Anderson'la kapışacaksınız diyor. Braun Strowman'a da şey diyor, tam böyle konuşacak işte, sana da bunu ayarladın diyecek. Braun Strowman hiç oralı bir değil, ben Kane'i istiyorum diyor. Ama falan diyor, ben Kane'i istiyorum diyor. İyi al o zaman, Kane'i başına çal diyor, gidiyor. Burayla ilgili bir yorumunuz var mı? Yani benim maçlarda yaparız zaten yorumumuzu. Aynen. Bunun ardından Miz TV'ye geliyoruz. Evet, Mehmet Dinler hazırla. Miz ve ekibi ringe geliyor. Baron Corbin'i çok sağlam gömüyor. Zaten hani aşağıda yorumlarda da, forumdaki yorumlarda da bir yorum dikkatimi çekti. Kim Miz'in mikrofon gücünü 109 yaptı diye. Hakikaten 109'luk konuşuyor. Hani böyle çatır çutur Baron Corbin yerden yere vuruyor. Ama yıllardan beri böyle yendi Miz. Ama bu çok iyi bir promoydu. Hani şu Corbin'e karşı kestiği promolar yani cidden muazzam. Hani işin içinde karısı, doğmamış çocuğu girince coştu yani bir. Hani. Ondan sonra işte Barı, The Bar, Sheamus ve Cesaro yeni tag team şampiyonlarımızı davet ediyorlar. Seth Rollins ve Dean Ambrose'dan kemeri alan Sheamus ve Cesaro ringe doğru geliyor. Yeni şampiyon olmalarıyla övünüyorlar. Raw'u düşünürken biz kemerlere odaklandık. İşte B Show'un rakipleri bizim için sıkıntı değil falan yapıyorlar böyle. En sonunda işte We Don't Set The Bar, We Are The Bar sloganları. Biz olayı ayarlamıyoruz. Biz olayın ta kendisiyiz diyorlar. Ve segment burada sonlanıyor. Burayla ilgili bir düşünceniz yoksa, yok sanıyorum. Maçta konuşalım burayı. Olur. Evet. Hemen ardından maç zaten değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
Bunun devamında Jason Jordan Bray Wyatt maçı var. Tamam. Jason Jordan Bray Wyatt maçına geçiyoruz. Bray Wyatt maç boyunca bütün bir performans sergiliyor. Sister Abigail vuracakken Jason Jordan roll up'a vuruyor ve maçı kazanıyor Jason Jordan. Bray Wyatt bunu kabullenemiyor. Jason Jordan'a saldırıyor ve dizini sakatlıyor. Angle işte Stephanie McMahon'la beraber maçı seyrediyor fakat çok geriliyor ve en son Jason Jordan'a bakmak için koşarak terk ediyor. Jason Jordan'ın dizine baktığı zaman güreşemeyeceğini, kendisini takımdan çekmek istediğini söylüyor. Jason Jordan da diyor ki yok. Diyor ben diyor baba diyor lütfen diyor ve ilk defa sanıyorum burada baba kelimesini kullanıyor bu şovda. Baba diyor lütfen diyor ben senin yanında güreşmek istiyorum ben yıllardır bunu istedim falan diyor. Ondan sonra Kurt Angle'a dönüyor cevap vermeden segment kapanıyor. Maç hakkında ve arka alan segment hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Ben başlayayım izniniz olursa. Yani şimdi Jason Jordan'ı sakatlayan kişi Bray Wyatt yani yenilip sakatlayan kişi Bray Wyatt değil de mesela Elias olsaydı ne değiştirdi? Keşke bence öyle olsaydı. Yani şimdi Triple H için plan B'si Shield'dı. Plan C'de herhalde şey olacak. Jason Jordan olacak. Bir heel turn olabilir orada. Yani hikaye çok iyi başladı. Bunun sonu eğer o çok konuşulan maç olursa plan C'de belli o zaman. Jason Jordan'dır yani. Onu da evet. Şeyde konuşuruz gene. Beşinci adam segmentinde onda daha detaylı konuşuruz. Aynen. Ben devam edebilir miyim buradan? Lütfen bu ya, Bray Wyatt'ın hani dönüşünde ya döndürmeseydiniz keşke Survivor serisi sonrasına kadar ve şey hani böyle Roman Reigns'in dönüşü falan hani Shield dönüyor Shield dönüyor Shield dönüyor abi Bray Wyatt da aynı dönem bir anda şovlardan çekildi hastalıkla çekildi feudu yarım kaldı ve biz döndüğünü ne şekilde öğreniyoruz arka alanda hani Jason Jordan'a rakip olduğunun söylenmesiyle yani bari doğru düzgün yapın anonsunu yani ne bileyim çok rahatsız oldum. Ha, maçı kaybetmesine rahatsız olmadım sonrasında yaptıkları hani maç kaybedilir o sıkıntı değil yani roll up'la maç kaybedilir sonrasında yaptıkları kazanmış yerine de koydu. Yok hani mesela onu Elias'a yapsa daha iyi olmaz mıydı daha mantıklıydı bence mesela en azından son bir intikam olarak. Ne bileyim Bray Wyatt yanlış geldi. Elias artık o feud'u kaybetti ama yani bunu yapsan kazanmış sayılırdı. O da Jason Jordan'a hani darbe olurdu falan filan herhalde. Ya yani o feud'un galibi net Jason Jordan hani öyle şey yapılmak istendi. Elias show'da yoktu bu arada değil mi? Evet değildi değil mi? Evet canım benim ben de diyorum bak show'da bir eksiklik var bir eksiklik var bak şimdi. Neyse devam edebiliriz ben. Yani resmen Bray Wyatt'a mobbing uyguluyorlarmış gibi değil mi? Yani utanmasam öyle diyeceğim yani. Evet Burak evet. Senin görüşlerini alalım. Ya Bray Wyatt'ın dönüşünü bence fena kurgulanmadı. Çünkü Finn Balor'la sonlanan ve Sister Abigail'in artık bir daha görmeyeceğini duyduğumuz bir Bray Wyatt'ı izleyecektik. Sonlanan feyodunun ardından böyle bir maça çıkması dönüşüne en uygun ortamdı. Hiç katakulliye getirmeden, mistik vesaire olaylara girmeden Bray Wyatt çıktı, kaybetti. Zannedersem bir rope break vardı şeyde, tuşta yanılmıyorsam. Çok net hatırlamıyorum ama elinin üstünde gördüm gölgesini, ipin gölgesini. Tabii ışığın dik gelmeme ihtimali de söz konusu ama yani ipi üstünde gölgesi, elinin üstünde ipin gölgesini gördüğüm için söylüyorum. Onun dışında seyirci reaksiyonlarında Jason Jordan'ın aldığı araba çamurluğu efekti çok ilginç yani. Jason Jordan resmen şirketin bir huur çocuğu oldu en hafif tabirle. Bilmiyorum bir şey olmadı tutmadı Maya ama inanılmaz orijinal bir karakter yarattı bu tutmayan Maya. Bilmiyorum çok ilginç yerlere gidebilir Jason Jordan ki çok ilginç yerlere gidebileceğini de bugün Main Event'ta sinyallerini aldık hakeza. Evet var mıdır segmentle ilgili başlıyorum. Güzel. Lesnar ve Heyman. Ya evet. Gecenin şovun olayı bence yani çok muhteşem. Evet. Yani çok muhteşem nasıl bir yorumsa tabii. Gireceğiz çünkü o yüzden diyorum ön başlangıç evet. Yaptım. Heyman evet. Belki de yılın promolarından birini kesiyor. Diyor ki 5 maddede neden WWE Network almalısınız temalı bir konuşma yapıyor. Diyor ki madde 1 bu direkt tartışma konusundan okuyorum.
Universal Champion'la WWE Champion ilk defa karşı karşıya gelecek. Bu arada bu tarihte bir ilk. Brock Lesnar ve AJ Styles ile ilk defa karşılaşacak. Bu da bir ilk. İkinci madde kendi açısından konuşmaya başlıyor buradan itibaren Heyman. Diyor ki Lesnar ve AJ'yi karşı karşıya görmek istiyormuş. Brock'un çok uzun yıllardan beri tanıdığını söylüyor ve ona karşı hiçbir zaman AJ gibi senden iyiyim diyen biri olmamış bu kadar net bir şekilde. Ne dedim lan ben az önce? Neyse. AJ işte buna senden çok iyiyim diyen bu kadar net biri daha çıkmamış. AJ'in hücumu çok iyiymiş falan. Bundan sonra madde 3'e geçiyoruz. Madde 3'te diyor ki AJ'yi WWE ringlerinde, WWE şirketinde Lesnar'ın en büyük rakibi olarak görüyormuş. 4 olarak AJ, Cena, Shane ve Mahal gibi rakipleri yenmiş. Burada Rocky filmine bir gönderme yapıyor. Ve madde 5 değil, madde F5. Yani F5. Yani Brock Lesnar'ın finisher'ı. Burada diyor ki işte her şey burada bitiyor diyor. Brock seni diyor burada suplex diye götürüp F5'leyecek diyor. Hayatının performansını bile koysan Brock Lesnar seni kafanı karatacak dirseklerle diyor. Sonra doğru segment, söylüyor. Doğru. Sonra segment bitiyor. Ve yorumlarınızı almak üzere Mehmet Dinler'le başlıyorum. Yani güzel promo. Ben yani ne bileyim Heyman'ın en efsane promolarından biri diyemem ama yani promo sırasında olan o She Said Yes ile birlikte hani çok keyifli bir şeye döndü. Diğer taraftan şey hani birebir maç ilk defa olmuş olabilir ama Universal Champion'la WWE Champion ilk defa karşı karşıya gelmiyor. Geçen seneki Survivor Series'de de aynı maçta karşılıklı kapıştılar yani sonuçta. Ya Universal Champion zaten 2 yıllık kemer değil mi? Evet Universal tamam. Geçen seneki Survivor Series'de de hani yani takımlar maçında o iki kemer karşı karşıya geldi. Yok, o iki şampiyon karşı karşıya. Bir maçta diye şey yapmış sanırım. Ege kardeşimize sevgiler buradan. Hani onun tartışma konularını okudum. Yani neyse. Hani güzel promo yani. Daha aslında şeyde konuşuruz. Survivor Series radyosunda konuşuruz yani. Ama sonunda yani şey Heyman'ın birini taktığını görmek güzel yani. Hani Mahale Kerçi kestiği promodan sonra nefes aldırdı yemin ediyorum ya. Mahale promo kesmedi ki o adam. Mahalleden çocuk yaptı resmen. Tabii. Yani yalan yok. Yalan yok. Kusura bakmayın ya yalan yok. Hoş benzetmeler değil. Boşver. Geçelim. Evet. Burak Gür yorumunu alayım. Yani maçı özelinde pazar günü zaten bir yayınımız olacak ama promo özelinde konuşmamız gerekirse Heyman her maddesinde haklılık oranı %100 arta devam eden bir promo kesmiş. Şöyle söyleyeyim, ben şimdiden bu maç için üzülmeye başladım. Çünkü şaşıracağımızı düşünmüyorum. Bak gene maç üzerinde konuşmayayım deyip gene maç üzerinde bir şeyler dedim. Ama Paul Heyman hani Brock Lesnar'ın ringe girişine baktığımız zaman da kemeri tutarak o özgüven patlamasını yaşayarak yaptığı entrance Brock Lesnar kaybetmez yani. Hatta büyük de bir galibiyet. Ya gene maç hakkında konuşuyorum. Güzel promo ya neyse. Pazar günü görüşmek dileğiyle bu maç. Yani ya, söz çok diyecek bir şey yok çünkü daha önce konuşmuştuk. Jinder Mahal Brock Lesnar feyuduydu bu. Bu daha henüz 5 günlük bir maç. 5 günlük maçın senaryosu da böyle konuşulmuyor açıkçası pek. Ya bunu ben sizin sözde şunu söyleyeyim. Seyircinin önemi çok büyüktü burada. Hani seyirci aldı götürdü yani segmenti. Doğru. Paul Heyman'ın bir hareketi vardı. Şu iplerin arasından kafasını çıkarıp konuştu ya bir ara seyirciye doğru. Orada şey ECW'deki şeyi AJ falan laf sokmuştu ya o aklıma geldi benim. Baya hani izleyenler bilir. 2005 ECW hangi pay-per-view'ydu ya? Her neyse yani o aklıma geldi benim de. Evet var mıdır yorum yapmak isteyen başka? Evet. Shield. Shield'ın çok uzun zaman sonra üçlü olarak ilk çıktığı maç. Uzatmıyorum. The Bar ve The Miz'i yeniyorlar. En sonunda
Dean Ambrose Sheamus'a 4 deeds yapıyor. Miz'le karşı karşıya kalıyorlar. İşte Miz böyle korkuyor, ne uğradığını şaşırıyor falan derken arkasını dönüyor. Reigns bir spear. Sonrasında da triple powerbomb. Easy win, easy life. Kolay maç. Shield kazanıyor. Maç hakkında görüşlerinizi alalım. Burak Gür, buyur. Efendim? Buyur diyorum, buyur. Ha. Shield segmentini mi konuşacağız? Shield'ın maçı. Şeyle o, The Bar'la olan. The Bar ve Miz. Bizi dinlemiyorsun ha. Galiba Gür. Yo, bir met okuyordum, oraya daldım. Maç Shield'ın gövde gösterisiyle geçti ve New Day'e mesaj verildi. Ben açıkçası Shield bu müsabakayı bir şekilde kirli olarak kaybetse, daha sonra yarınki SmackDown'da New Day segmentini bassa daha orijinal, yaratıcı bir Survivor serisi gitmiş oluruz diye düşünerek bu maçı izliyordum. Ama tam aksine Shield The Miz'i göstere göstere dövdü, etti, biçti ve tuş etti. Ha ne olur? Değişen ne olur? Eğer SmackDown basılmazsa üzülürüm. Çünkü SmackDown'ı basmak için mükemmel bir nedendi. Hem de Shield gibi bir tag team stable'ın baskına, operasyona gitmesi çok daha mantıklı bir sebep olacaktı. Reigns'in önderliğinde değil mi? Ha tabii. Yine gider mi? Yine gidebilir. Ama yine gidip New Day'i döverse pazar günkü maçın pek bir anlamı olmayabilir. Yine de izleyelim. Ha, giderlerse memnuniyetle de karşılarım bu durumu açıkçası. Yani benim şu an Roman Reigns gözünde öyle bir şey ki, gitsin brandi bassın, Kevin Owens'ları öldürsün, umurumda olmaz yani. Roman Reigns benim şu an çok ilgimi çekiyor yani bu aralar. Ben bir cümle, bir yorumum var bu maçla ilgili. Bir gün The Shield WWE Hall of Fame'ine kabul edilirse böyle üçlü olarak, rica ediyorum onları hani törende duyuracak kişi The Miz olsun. Çünkü tekrar birleşmeleri için kimsenin göstermediği çabayı gösterdi yani. Yemin ediyorum adam son 4 ayını Shield'ı birleştirmek için harcadı. Üzülüyorum. Bitirdim. Evet. Çok duygu yüklü bir konuşmaydı. Şimdi geldik. Ben burayı en son konuşmak istiyorum. Angle'ın karar verme sürecini. Çünkü bu konu hakkında bayağı bir konuşacağız diye düşünüyorum. Evet. Atlıyorum o segmenti. Samoa Joe, Finn Balor'la Anderson ve Gallows karşı karşıya geliyorlar maçta. Bu maçta Samoa Joe ve Finn Balor arasındaki önce anlaşmazlık, sonra da anlaşma ilgi çekiyor. Hani böyle birbirlerine sürekli takip verip böyle vuruyorlar ki burada belirtilmesi gereken bir şey. Bunların ikisi 2015 NXT'de Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament'ı kazanan ilk ikili. Hani bu ayrıntıyı vermek lazım aslında. En sonunda işte Samoa Joe ilginç bir şekilde bir suicide dive atıyor. Hani izlerken şaşırdım ben. O kadar estetik bir hamle beklemiyordum Samoa Joe'dan. Anderson da köşeye çıkıyor. Balor'a özür dilerim, ne diyorum ben. Yani. Balor da köşeye çıkıyor. Anderson'a Coup de Grace vuruyor ve maçı kazanıyor. Finn Balor'la Samoa Joe. Joe maçtan sonra şey yapıyor. Hiç Finn Balor'la hiçbir şeyle münasıklaşa girmiyor. Direkt kalkıyor, alıyor ablosunu, geriye arkaya doğru gidiyor. Balor da tek başına işte kalkıyor, elini falan kaldırıyor. Bundan sonra da Alexa Bliss kendi arkada şey diyor, Natalya Charlotte fark etmez, Alexa gömer affetmez diyor kısaca. Böyle maç hakkında ve Alexa'nın dedikleri hakkındaki görüşlerinizi alalım. Mehmet Dinler'den başlıyorum. Ya Alexa'nın söyledikleri hakkında hani ya, her zamanki şeyler yani, kazanacağım. Tamam, kazanacaksın zaten, ben de ona inanıyorum. Neyse, maç hakkında da söylemek istediğim şey şu: uzun zamandır WWE'de gördüğüm en karizmatik hareket de herhalde Joe'nun suicide dive yapıp ardından da çekip gitmesi yani. Aynen. Yani, tam bir karizma ya adam. Adam resmen arka alana gitmek için suicide dive falan yapıyor. Öyle yetenekli bir adam. Yani ben o kadar iyiyim demek yani bu. Çok sevdim. Ya, ikili zaten uyum yani, şey hani geçmişten bir tag team
şeyleri, alışkanlıkları var hani birkaç aylık da olsa. O yüzden uyumlu bir ikili zaten Survivor Series'de şey, de. Değil mi? Dusty Rose. Evet. Ondan yani. Önce de yani bir ay falan gene şey takılmışlardı böyle, sürekli haftalık şovlarda tek team falan takıldıkları oluyordu. Joe iğrenç bir face to'du. Neyse yani Survivor Series'deki maçta da ben bu tarz birkaç şey göreceğimizi iki adamdan bekliyorum. Yani çok güzel olur çünkü ya yetenekten ölüyor Samoa Joe, yemin ediyorum ya. Of. Neyse. Ya yeter. Samoa Joe iyi ki bu şirkete gelmiş, ne diyeyim yani. Evet, doğru Burak... Samoa Joe, konu Samoa Joe'ysa kelimeler anlatmaya kifayet bulamaz arkadaşlar. Ben de Samoa Joe deyince saygı duruşuna geçip kesinlikle uzaklara yani. Uzaklara aynen. Uzaklara dalıp bu adam nasıl ana kemer şampiyonluğu alıp bir yeni AJ Styles olabilir edasıyla izliyorum. YouTube'da da güreş takip eden smart fan olmayan kesimin de Samoa Joe'yu çok sevdiğini görüp açıkçası bu adamın yeteneğine tekrar hayret ediyorum. Evet. Bu kadar mıdır yorumlar? Ya maç çok güzeldi yani. Herkes bana övdü. Bu arada şey, arka alandan tepkiler geliyor. Joe TNA'in adamıdır, susun falan diye. Arkadaşlar WWE yani. Alır. TNA'in adamı dediklerinizi de alır. Buyurun devam edebiliriz. Evet. Arka alana bir gönderme geliyor. Neyse. Evet. Main event'e geçiyoruz. Main event'te Ege'nin paylaştığı bir fotoğraf okumak istiyorum. Roses are red, violets are blue. My name is Braun Strowman. I am not finished with you. Evet. Acayip lezzetli, hoşuma gitti bu. Braun Strowman Kane'le maça çıkıyor. Vuruyor. Öldürüyor. Arkadan oluyor. Buğra Gür'den geliyor sanırım o sesler. Özür dilerim. Bir aşçısı açıyorum. Hazır bölmüşken bir şeyi bir şeyi düzeltmek istiyorum. O maç başlamadı. Başlamadı mı maç? Başlamadı. O sadece bir brawl. Maç başlamadan birbirine daldı ikili. Hakem de başlatmadı hiç. Evet. Bu kısmı ben de bilmiyordum. İlginç oldu. Ya aynen. Katılıyorum. Şimdi Burak Gür bitti mi? Ona göre devam edeceğim. Kapağını açtım bir anım, bitti artık yani. Tamam, başlıyorum o zaman. Evet, Mehmet'in düzeltmesine teşekkür ederekten maç olmayan maçı anlatmaya başlıyorum. Braun çok sinirli. İşte Kane'e Big Bot falan vuruyor. İşte genel olarak bir Giant maçtan beklediğimiz her şeyi ve fazlasını veriyor ki Braun Strowman turnbuckle'a tırmanıyor. Köşeye tırmanıyor yani. Bu derece bir şey, hani acayip bir maçtı gerçekten. Olabilecek en iyi Giant maçlardan biriydi bana göre. Ondan sonra bu Running Power Slam yapacağım derken yine ringi ortadan ikiye bölüyorlar. Sonra işte bitiyor, bu kadar. Evet. Bir tek ben beğenmedim galiba. Ya çünkü isim abi, Strowman vs. Kane'in hani bu şovun main event'ine yakışacak bir potansiyelin olduğunu düşünmüyorum yani. Ne bileyim, çoğu çok güzeldi ama main event'i beğenmedim ben. Ya bunlar bana artık satmıyor yani. Ring içi bölünmesi, kırılması falan. Yani hep her olayda. Ya bir şey, şimdi Kane vs. Big Show izlemiş gibi bir şey giant var yani. Giant moment. Her yani, şeyde yani, giant moment. Abi bu şova yakışmadı abi bu main event. Doğru. Bence yani. Bence yakışmadı. Yani evet. Hani... Bence güzel hani brawl oldu yani, hani main event'e yakıştı yakışmadığından ziyade benim hani ilgilendiğim hani güzeldi yani, hani bence ya izlemesi keyifliydi. Ya tabii bir böylesine büyük bir main event, böylesine büyük bir show öncesi, böylesine büyük bir maçta bulunan güreşçiler nasıl bitmeliydi bu maç derseniz, nasıl New Day'de bir tahminde bulunduysam kesinlikle main event'ı da izlemeden önce böyle bir tahminde bulunurdum. Bu tarz bir sonuçla bitmesini dilerdim. Ve öyle sonuçlandı. Hikayeyi korudular. En önemlisi bu bence. Hikayenin korunması. Artık her şeyi WWE son hafta olunca mükemmel bir şekilde Survivor serisi göre dizayn etmiş. Ben de izlerken Mehmet gibi keyif aldım açıkçası. Ayrıca Taner'in de görüşlerine katılıyorum elbette. Evet. Var mıdır görüş bildirmek isteyen?
hadi asıl segmente geçelim. Evet, asıl segmente geçiyoruz. Bu asıl segment büyük ihtimal hepimizin izlerken diye kalmamıza sebep olan bir segmentti. Çünkü hiç kimse beklemiyordu bence böyle bir şey olacağını. Kurt Angle geliyor ringe. Hayatının en zor kararını açıklayacağını söylüyor. Angle bir lider olarak bunu yapmak zorundayım diyor ve oğlunu takımdan çıkardığını, sakat olduğu için mücadele edemeyeceğini söylüyor. Jason Jordan geliyor burada birisiyle pembe dizlerine bağlıyorlar. Babacım lütfen yapma, ben sana layık olmaya çalışıyorum. Hayır, seni ben tehlikeye atamam geyikleri falan dönüyor. En sonunda Stephanie McMahon da bundan sıkıldığı için hadi diyor ya sizinle mi uğraşacağız? Ya, şurada bir şov yürütüyoruz. Hadi anons yapıyorsan yap. Yapmıyorsan diyor. Sonra olan oluyor. Triple H'in müziği çalıyor. WWE COO'su Triple H WrestleMania'dan sonra televizyonlara geri dönüyor. Yaklaşık 7 ay oldu evet. 7 ay sonra televizyonlara geri dönüyor. NXT'yi saymıyorum Network'ta olduğu için. Gergin bir bakışla hiç taunt olan yapmadan semsert yürüyor Angle'a. Diyor ki ya anonsu yapamıyorsan, beceriksizsen ben yapayım diyor. Ve kendini Ram takımının 5. üyesi olarak açıklıyor. Burada tabii ipler kopuyor. Jason Jordan işte niye babamla birlikte olmamı engelliyorsun abi, ben böyle derken lan sus deyip böyle bir tane pedigree vuruyor. Sonra Triple H arkasına bile bakmadan gidiyor. Şimdi bu segmenti yorumlamanızı istiyorum birinci olarak. İkinci olarak bunun Jason Jordan'ın Survivor serisi senaryosuna nasıl etkileyeceğini sormak istiyorum. Bunu face turn heel turn olarak sormuyorum. Üç seçenekle soruyorum. Birincisi Triple H üzerinden heel turn. İkincisi Kurt Angle üzerinden heel turn. Üçüncüsü Kurt Angle ile bir olup Triple H'e girecekler. İkinci sorum bu. Hani hangisi sizce olur ve hangisinin olması senaryosundan daha mantıklıdır? Üçüncüsü takımların açıklanmasıyla beraber hangi takımı daha iyi durumda görüyorsunuz? Bunu sadece takım ismi verin. Ayrıntılı konuşmayı zaten Survivor Series radyomuzda yapacağız. Daha fazla uzatmıyorum. Daha önemli başlıyorum. Ya Triple H'in sakal bırakmış falan kendini çok karizma yapmış. Aldığı reaksiyon çok iyiydi. Yani Triple H'in son yıllarda yaptığı en anlamlı pedigree'ydi bence. Bu olayın bence öyle. Yani en anlamlı pedigree'ydi. Çünkü o kadar çok Triple anlamlı H'in pedigree. Anlamsızlarca dolu. Yani Zack Ryder'a fotoğraf çektikten sonra şey yaptığı var bu adamın. Pedigree yaptığı var çünkü. Bir hikayenin başlangıcı bence bu kadar güzel olabilirdi. Ben çok beğendim çünkü Triple H vs. Kurt Angle feud olacaksa en iyi başlangıç budur. Bunun böyle bir şey olamaz yani. Başka türlüsü olamazdı. Fatih'in ikinci sorusunu cevaplayayım. İlk önce Kurt Angle'la bir olup Triple H'e girebilirler ama bunun sonrası plan C, Jason Jordan olur yani bence. Evet, Mehmet dinler. Öncelikle Jason Jordan'ın Survivor Series'e maça müdahale edeceğini hiç zannetmiyorum. Ya doğrudan kendi başına heel turn yapacağını da zannetmiyorum. Yani bir şekilde Angle'la birlikte bağlayacaklar ama şey yani hani Angle'la bir olsa da Triple H'e karşı heel turn yapmayacak. Zaten Triple H hala heel. Hani yani hiç face bir davranışını görmedim ben bugün açıkçası. Gayet otorite heel karakterdi. Yani eğer hani dedikleri gibi WrestleMania'da Angle vs. Triple H olacaksa evet güzel bir başlangıç noktası. Yani ama ya ben Survivor Series'de çok açık söyleyeyim Jason Jordan'ı görmeyi Triple H'tense tercih ederdim. Detaylarını hani Survivor Series radyosunda konuşuruz çünkü buradan birazdan Buğra bana karşı çıkacak, ben ona karşı çıkacağım, bir yarım saat daha konuşacağız falan, zor iş hani yani uzatmıyorum. Maçta yani Survivor Series maçında ya ben Jason Jordan'ın hani Soul Survivor olacağını düşünüyordum. Bir şey düşürdüler. O kadar sert bir yorum yapmadım ya. Neyse. Yani şu anda Triple H'in öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama yine de Raw takımının galip geleceğini düşünüyorum. Bu arada segment de çok fazla heyecan yaratmadı bende. Zira spoiler yedim. Ama ya Triple H'i görmek her zaman güzel. Onu söyleyebilirim yani. Evet. The Peeps. Buğra Gür. Öncelikle ilk sorunu bu segmenti nasıl buldunuz demiştin, doğru mu? Doğrudur.
Ya bu segment benim açımdan epey sürpriz oldu. Sürprizleri, senaryo açısından değişkenleri ve aynı zamanda John Cena diğer takıma eklendikten sonra Rabat Triple H'in gelerek durumların eşitlenişini, son olarak Kurt Angle Jason Jordan ilişkisinde yeni bir sayfa açılışını epey etkileyici buldum. Bu segmente 5 üzerinden 5 puan veriyorum. İkinci sorun neydi? Hangi takımı daha önde görüyorsunuz mu? O da sorularımdan biriydi. Onu cevaplayabilirsin. Hangi takımı daha önde görüyorsunuz sorusuna ben hala SmackDown diyorum. Çünkü Shane McMahon'ın kreatif kontrolünün bu şirkette herkesten daha üstün olduğuna inanıyorum. Üçüncü soru neydi? Jason Jordan'ın Survivor Series hikayesi. Jason Jordan Survivor Series'te etken madde olursa eğer inanılmaz şaşırırım. Olmalı mıdır? Maçın sonunda kesinlikle olmamalıdır. Maçın ortalarına doğru Kurt Angle'ı süpürebilir. Ya da farklı bir atak yapabilir. Ama maçın sonunda maç bittiği zaman Jason Jordan'ı anıyor olmamamız gerekiyor. Bu arada Reggie'den bir uyarı geldi. Triple H vs. Triple H maçı olacak. Survivor Series'de bir nevi. Hani Bobby Roode. Hani cosplay olduğu için. Ona evet. Katılmıyorum açıkçası. Numan saygılar kardeşim. Ne diyordum? Eğer maçın sonunda main event olur mu bilmiyorum. Geleneksel Survivor Series erkekler eleme maçı. Main event olur mu bilmiyorum. Triple H'den sonra olur diye düşünüyorum. Bana o maç olarak bana da main event olacakmış gibi geliyor yani, açıkçası. Triple H'den sonra neyse, ben öyle düşünüyorum. Bunu pay-per-view'da konuşuruz. Pay-per-view radyosunda. Survivor Series'te Jason Jordan'ı göreceksek eğer maç bittiği zaman Jason Jordan'ın ana odak noktası olmasını istemiyorum. Çünkü bu bir geleneksel eleme maçı, kazanan daima hak etmiştir lügatında böyle yazan bir maç. Kazanan da hak etmiş olmalı gerçekten. Evet. Detaylı konuşmaları Survivor Series radyosunda yaparız bence. Evet, Survivor Series radyomuz saatini günde 20, söyleyelim de. 19 Kasım Pazar günü saat 21.00'da güreştürkiye.net'ten YouTube'da dinleyen arkadaşlar güreştürkiye.net'e gelip radyoya tıklayıp radyo yayına dahil olabilir. Hemen logonun altındaki radyo yazısına tıklayıp radyoya dahil olabilir. Evet. Şimdi şova puanınızı alayım, sonra size özel bir sorum olacak. Ben başlayayım. 5 üzerinden 5 verecektim. Kane vs. Strowman'dan bir yarım kırayım. 4.5 veriyorum. Evet, dinler. Elias olmadığı için 4 veriyorum. Güf. 5 veriyorum ben de. Yani ben 5 vermek istemiyorum. Hani 5 üzerinden 5 çok şov gördük ama 4 de çok az geliyor. Hani Meltzer maskemi takıyorum ve 4.25 diyorum bu maça. Ha, bu şova. Maç dedim bak. Çok fazla taktım maskeyi. Neyse. Evet. Size sorum şu. Hepimiz burada en az 5-6 yıldır güreş izleyen insanlarız. Road to Survivor serisi. Sadece evet hayır olarak soruyorum. Yani ayrıntılı açıklamalara zaten Survivor serisi adresinde gireceğiz. 5 üzerinden kaç buldunuz? Ayrıntıya girmeden bu soruyu yöneltmek istiyorum. Yarın SmackDown bu soruyu yarın cevaplayalım ya. Şimdi cevaplamak anlamsız. Yarın çünkü SmackDown'un Raw'ın SmackDown'ı basması benim için çok şey değiştirir. Evet, teşekkürler. Çatır spoiler verdiğin için. Raw'ın SmackDown'ı basması spoiler mı lan? Var mı öyle bir şey belirtilen? Var tabii. Adam ihtimal olarak söyledi oğlum onu. Buğra Gür spoiler okumaz ki. Neyse ben verdim spoiler hadi. Kolay gelsin. Batarken buraları keseriz. Neyse. Aha. Tamam. Yemin ederim kanser olacağım ya. Ne var canım, Allah Allah. Fatih bile hata yapar. Neyse. Evet. Güreş Türkiye var mıdır belirtmek istediğiniz şovla ilgili son bir şey?
Son Elias cümle artık. Yapmayın. Kendinize bence iyi bakın. Hoşçakalın. Aynen. Kane de artık emekli olsun. Belediye başkanı falan. Hadi. Evet. Elias'ı da şovlarda görmek istiyoruz. Bize de Universal kemeri verin. Evet. Güreştürkiye.net'in sunduğu Raw Değerlendirme Radyomuza, podcastimize burada sonlandırıyoruz. Bu hafta soru almadık. Konusu açılmamış çünkü. Fakat her hafta soru topluyoruz. Siz de bu sorularla yayınlarımıza katılmak isterseniz siz de Güreştürkiye.net forumumuza bekliyoruz. Üyeliklerimiz hala açık. Ve YouTube'da dinlediğiniz videoyu lütfen beğenin. Facebook, Instagram sayfalarınızda paylaşın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Fatih Kırtorak Yılmaz. Yorumcularım Buğra The Pips Gür. Daner Punksti Önem. Mehmet The Wait Dinler. Rejimiz, yönetmenimiz Numan The Calvin İnci. Hepinize iyi günler diliyoruz. Survivor Series Radyo yayınında ve SmackDown Radyo yayınlarında görüşmek üzere.